Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte internette gerçekten aşırı ucuza satılan bu kasa, klavye, mouse ve monitörü inceleyeceğiz. Bir de satış linkinde oyun atraksiyonları vardı. Bir de bakacağız oyun atabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar biz hani her zaman söylüyoruz mantıklı fiyat arayın diye. Yalnız şöyle bir durum var. Bu ürün gerçekten 1860 TL'li bir şeydi biz satın aldığımızda. Ürünün marka ve modelinden bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Hem belirli yanlış anlaşılmalar olmasın hem de meseleyi reklam sanmayın diye. 1860 TL'nin içerisine bu gördüğünüz ışıklı mışıklı kasa. Şurasında ışığı var, burasında düğmeleri var bilmem ne. Bu gördüğünüz Everest marka bir adet klavye. Frisbee marka bir adet mouse. Bir de arkadaşlar Seabox marka 18.5 inçlik bir adet LED monitörle birlikte geliyor. Şöyle bir durum var. Firma bir de şurada şu takılı olan dongle. Bu bir USB Wi-Fi adaptörü arkadaşlar. Bunu da paketin içerisine dahil edip yollamış. Ya sanki bir süre sonra 1869 TL'ye sadece şu Wi-Fi alabilecek gibiyiz. Hani şu an en azından böyle bir setup kurulabiliyor. Arkadaşlar şimdi dilerseniz gelin bilgisayarın oyun ve gündelik kullanım deneyimlerine bir bakalım. Daha sonra tekrar buluşuyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabii ki de Chrome'umuzu kurduk. Şimdi başlıyoruz tıklamaya. Tamam, burada bir sürü sekme açtık. İşin açıkçası akışkanlıkta herhangi bir problem yok şu anda arkadaşlar. Diğer sekmeye geçiyorum. Ufak tefek geç yüklemeler olabilir, hakkıdır. Ya bundan daha kötüsünü gördük açıkça söylemem gerekirse. Aa kastı. Kastı, toplanın. Olur. Arada bir. Bayağı bir yükleniyor şu anda Chrome. Dediğim gibi aman tanrım aşırı kötü diyemiyorum ama şimdi yine takıldı. Devam ediyoruz. Yani şu an tablarımız, pencerelerimiz bitmek üzere diyemeyeceğim. Çok var. Şöyle hızlıca bir grup kapatayım. Şimdi bir de YouTube meselesine giriş yapalım. Yani normalde bu 720p Full HD değil bilgisayar. Ben 1920'ye 1080'e çektim. Çok ciddi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şu an 1080p'de açık gidiyor. Vallahi herhangi bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar web deneyiminde. Ya aslında böyle bir kısada bir test yapmış olduk. Şimdi gelelim Steam faslına. Öncelikle CSGO'yu denemek istiyoruz. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. CS'nin açılışı biraz ağırdı. Fakat oyun içinde şu an herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Ayarlarımız işte evrensel gölge kalitesi çok düşük. Evet şurada ayarları da görüyorsunuz. Vallahi oyuna girdik. Biraz sürdü ama. Evet şu an FPS bayağı düşük. Komşu çocuğu kandırılabilir. Ama hani abi ben komşu çocuğunu kandıracağım diye de 1896 lira harcanmaz. Ama bir şekilde oyunu oynatıyor Lütfi. Bir de ayarları düşürelim aynen. Değişiklikleri uygula. Ne oldu lan? Bilgisayar ne güzel orta yüksekte açıyordu. Biz kendimiz kaşındık düşüğe çektik. Şu an FPS'i de açtım arkadaşlar. Şu an en düşükte 30, 20, 40. Oh 100. Ölünce 160. 40, 50, 50, 40. Oyun kısmı bence tatmin edici değil. Bir de sık sık oyun oynuyorsanız sizi mutlu edeceğini düşündüğüm bir sistem değil onu söyleyeyim. Tamam. CS'den işte 40 ile 60 arası bir şey aldık. Bakalım Babazunga, Churajunga açılacak mı? Yani GTA 5. Şimdi arkadaşlar işin açıkçası bir şekilde açtı. Masum şu an slide yapıyor ekranda. Bir süre bekletti ama son tahlilde açtı. Eğer kriterimiz açmaksa. Full screen'de oynuyorum. 800x600 çözünürlüğümüz. Şimdi FPS testimi başlattım. Şöyle bir durum oldu. Ekranda hiçbir şey görünmezse 70 FPS alıyor. 90 alıyor oğlum FPS. Bu arada arkadaşlar siz görüntüleri böyle tık tık geçiyor görünüyorsunuz ama her sahne geçişinde minimum bir 1 dakika kadar bekliyoruz. Şu an kendisi 60 ile 40 FPS arası bir şey gösteriyor. Ama bence oyun şu an ciddi anlamda kasıyor. Bu böyle mantıklı değil ya. Burada 40-50 falan gösteriyor. Çık lan testten. Testi böldüm. Yasama ve yürütme yargımı kullandım. Yargı hakkımı kullandım. Yok bu gerçekten yani oyun için ideal bir sistem değil. Şimdi oyunu bir daha açtım. Hikaye moduna tıkladım. Çünkü uçak sahnesinde hani 40-50 falan gösteriyor ama bence 0-4'dür o. Şu an arkadaşlar tam da bizim tahmin ettiğimiz gibi hani oyunu açıyor. Oyuna da girdim. Her şey düşük ayarda ve 800x600 çözünürlükte. Yani kasıyor. Arada bir çok ciddi frame atlamaları oluyor. Ama hani hakikaten mesele açsın yeterse açıyor. Yani böyle oyun keyfi olmaz. Ama dediğim gibi gündelik işleriniz için kullanabilirsiniz. Hem CSGO'da hem de GTA 5'te birbirine yakın performans değerleri aldım. İsterseniz gelin biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Kasası fiyatı da hesaba katıldığı zaman oldukça güzel görünüştü. Bunu söylemek istiyorum. Üst kısmında şurada böyle perdeli bir tane ızgara bölümü var. Bunu kaldırıp tekrar yerine koyabiliyorsunuz. Onun haricinde yan tarafı cam. Şurada gördüğünüz ışıklı bir paneli var. Bu ışıklı panelde kasanın üst kısmındaki şu LED butonu var. Onunla birlikte değiştirilebiliyor. Bilgisayarın üst kısmında bir tane USB 3.0, iki tane
USB, normal bildiğimiz USB var. Bir mikrofon, bir kulaklık girişi, az önce bahsettiğim ışıkları yönetebileceğiz bir buton ve bir açma kapama butonu bulunuyor. Ekran kartı tarafında arkadaşlar GT740 takılmış tek fanlı bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim. Ekran kartının RAM'i ise 2 GB arkadaşlar. İşlemci kısmında ise bize Intel G840 karşılıyor arkadaşlar. Bu 2.8 GHz'lık bir işlemci. Bilgisayarımızda RAM slotu 2 adet bulunuyor. Fakat bize gelen modelde 4 GB 1600 MHz'lik bir adet RAM takılı. İsterseniz bunu 32'ye kadar yükseltebiliyorsunuz. İçinde bir de HDD var arkadaşlar. Tabii ki de yine fiyatından dolayı bir SSD beklentimiz yoktu zaten. HDD'si 320 GB arkadaşlar. Totalde bilgisayarın sunduğu maksimum ekran çözünürlüğü 1366x768 arkadaşlar. Bunu belirteyim, yani Full HD bir görüntü alamıyorsunuz kendisinden. Anakart Intel H61 olarak görünüyor. Daha fazla detaya erişemedim hakkında. Klavyemiz Everest. Normal bildiğiniz bir klavye. Üzerinde Play, Pause, Volume ve W ve ASD'si farklı renklerde, ok renklerinde. Monitörümüzde arkadaşlar Seebox marka 18.5 inç ebatlarında. Yukarı aşağı sağa oynayan bir monitör değil. Arka kısmında valla menü tuşları var. Bir de şurada normal bildiğiniz eskisi bir monitör girişi var. Burada da ekran kartı üzerinde zaten o girişi oturmuş durumda. Yani HDMI girişli bir monitör değil. Monitörümüz LED çözünürlüğü 1920x1080'e kadar çıkıyor. Fakat bilgisayar o çözünürlüğü size sağlamıyor, aklınızda olsun. Onun haricinde başka monitörle ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Arkadaşlar bilgisayara genel olarak baktık. Sürçülisan ettiysem affola. Oyunlarımızı da gördük. Neleri çalıştırıyor, neleri çalıştıramıyor faslını. Son karar elbette sizindir. Bu masadan da bir şeyleri atmadan rahat edemiyorum herhalde. Neyse, son karar sizindir arkadaşlar. Böyle çok oyun odaklı alınabilecek bir sistem gibi görünmüyor. Hani gündelik kullanım deneyimini de gördünüz. Çektik sizlere. Hani sizi almak isterseniz malzeme bu diyorum ve videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa bizlere yorum bölümünden iletebilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.